Bu dersimizde CNC torna tezgahlarında iş parçalarının işlenmesi, takım yollarının elde edilmesi ve elde edilen bu takım yollarına göre de CNC programlarının yani post alma işleminin gerçekleştirilmesini göreceğiz. Bunun için şu anda ekranda gördüğümüz iş parçamızı daha önce öğrenmiş olduğumuz çizim komutlarımızla çizimini gerçekleştiriyoruz. Çizim işleminden sonra sıra bu iş parçasını işleyeceğimiz CNC takım tezgahının türünü seçimine geliyor. Bunun için de Machine Type çekme menüsünü kullanıyoruz. Machine Type çekme menüsüne girdiğimizde karşımıza ilk çıkan seçenek mil seçeneği. Hatırladığınız gibi mil CNC işleme merkezleri için kullanılıyordu. Lathe seçeneği ise CNC torna tezgahları için. Biz bu iş parçamız için Lathe seçeneğini kullanacağız. Lathe seçeneğine girdiğimizde karşımıza farklı CNC torna tezgah çeşitleri çıkmaktadır. Burada 1 ve 2 numaralı CNC torna tezgahları, 2 eksenli paralel bankolu CNC torna tezgahları, 3 ve 4 2 eksenli slant mat dediğimiz eğik bankolu CNC torna tezgahları, 5 ve 6 ise 3 eksenli yani C eksenli slant mat denilen eğik bankolu CNC torna tezgahları. Biz burada 4 numaralı tezgah türümüzün seçimini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirme işleminden sonra baktığımız zaman unsur ağacına bizim 2 numaralı tezgah grubumuzun oluştuğunu görüyoruz. Ve burada baktığımız zaman da properties'in sağ tarafına 2x slant bed lathe 2 eksenli eğik bankolu CNC torna tezgahı seçilmiş olduğunu görüyoruz. Bunun sol tarafında bunun artı düğmesini tıkladığımızda takım ve iş parçası kaba boyutları ile ilgili ayarlarımızın bulunduğu bölüme geçiyoruz. Burada ilk olarak files ayar bölümüne giriyoruz. Burada files bölümünde takım yollarının elde edilmesinde kullanılan dosyalar, dosyaların kaydedileceği klasörlerle ilgili bölümler bulunmaktadır. Burada bu nedenle burada biz fazla bir düzenleme yapmamıza gerek yok. Default olarak bunlar zaten software yazılımcıları tarafından düzenlenmiş olduğu için fazla bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Burada yapacağımız asıl değişiklikler Tool Settings ve Stock Setup bölümlerinde yapılacak. Bu seçeneklere buradan unsur ağacından ulaşabildiğimiz gibi penceremiz açık olduğu için de buradan da ulaşabiliriz. Buradan ulaşmamız biraz daha kolay olacaktır. Tool Settings'e giriyoruz. Karşımıza çıkan pencerede ilk yapacağımız düzenleme programımıza vereceğimiz numarayla ilgili programımızın numarasının 100 olmasını istiyoruz. Fit Calculation bölümünde ise ilerleme ile ilgili hız hesaplarını neye göre yapılacağını belirliyoruz. Burada From Tool takıma göre hesaplamaların yapılmasını, From Material malzeme cinsine göre, biz burada From Tool takıma göre hesaplamaların, ilerleme hesaplamaların yapılmasını tercih ediyoruz. Bir başka yapacağımız düzenleme Sequence bölümünde. Sequence bölümünde de bizim programımızın satır numaralarıyla ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. Burada Start bölümünde programın satır numarasının kaçtan başlayacağını belirtiyoruz. Increment ise satır numaralarının kaçar kaçar artacağını belirliyoruz. Burada biz beşer beşer artmasını istiyoruz. Beşer beşer ya da onar onar istediğimiz rakamlarda belirleyebiliriz. Bir olarak belirlemenizi tavsiye etmiyoruz. Yapılacak bir başka düzenleme malzeme cinsi ile ilgili. Malzeme cinsi materyal bölümünde gördüğümüz gibi şu anda default olarak alüminyum milimetrik 2024 seçilmiş durumdadır. Biz select düğmesini tıkladığımızda karşımıza bizim malzeme cinsi ile ilgili daha önce yapılmış olan seçimleri görüyoruz. Burada Display Options'ta bütün malzemeleri göster, inç olanları göster, milimetre olanları ya da metre cinsinden olanları göster seçenekleri var. Biz milimetresi seçiyoruz. Ancak Source bölümünde ise hangi tür tezgaha ait malzeme cinslerinin veya hangi tür malzemelerin gösterilmesini istediğimizle ilgili seçimi yapıyoruz. Burada siyah oku tıkladığımız zaman Mill Library işleme merkezinde kullanılacak tüm malzemelerin kütüphanesi. Lathe Library CNC torna tezgahında kullanılacak bütün malzemelerle ait kütüphane dosyası karşımıza geliyor. Burada birinci grupta alüminyum ve değişik türleri, copper, bakır, grafit, iron, demir, dökme demir, magnezyum, molibden, nikel, plastik, değişik tür çelikler, titanyum, tantalyum,
ağaç, tüm malzemeler var. Biz buradan örneğin alüminyum 6066'yı seçiyoruz. OK düğmemizi tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi malzeme bölümünde alüminyum 6066 seçilmiş oluyor. Yapacağımız bir başka düzenleme stok setup bölümünde oluyor. Yine unsur ağacından yapabildiğimiz gibi buradaki stok setup'tan da yapabiliyoruz. Tabii ki buradaki düzenlememiz iş parçamızın kaba boyutları ile ilgili düzenleme. Biz stok setup'ı seçtiğimizde karşımıza iş parçası kaba boyutları ile ilgili yapacağımız düzenleme penceresi geliyor. Bu pencereye baktığımız zaman birinci olarak bizim iş parçamızın stoğun görünüş şekli üst görünüşe göre gösteriliyor. Tıkladığımızda başka görüntüler istiyorsak onları da seçimini yapabiliyoruz ama üst görünüş bizim için en ideal. Stok bölümünde iş parçasının bağlanma şekli left spindle yani sol taraftan aynaya bağlanacak şeklinde. Çak aynamızın sol ayna yani operatörün duruş yönüne göre sol tarafta olduğunu düzenlemesini yapıyoruz. Tail stok bölümünde ise eğer bir karşılık puntası kullanıyorsak bu karşılık puntamızla ilgili ayarları parametres bölümünden yapıyoruz. Eğer bir steady rest ara yatağı kullanıyorsak ara yatağımızla ilgili düzenlemeleri parametres bölümünden yine yapabiliyoruz. Şimdi biz iş parçamızın kaba boyutlarını belirleyelim. Bunun için stok bölümündeki parametres düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza iş parçamızın kaba boyutları ile ilgili diyalog penceresi çıkıyor. Bu pencereye baktığımız zaman da burada gördüğünüz gibi iş parçamız bu şekilde gösterilmiş. Sıfır noktamız base Z dediğimiz iş parçamızın sağ tarafında. On the right face base Z ya da left on the left face dediğimiz zaman da iş parçamızın sol tarafında ama genelde sağ taraf sıfır olarak kabul ediliyor. Burada base ise sıfır verilmiş. Tam iş parçasının alın yüzeyinde biz bunu 2 milimetre olarak belirliyoruz. İş parçamızın alın yüzeyinden 2 milimetre olmasını belirliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi 2 milimetre ancak biz parçamızın çap ve boylarını belirlemedik. Sıra geliyor parçamızın OD dediğimiz outside diameter dış çapını belirlemeye. Şu anda biz parçamızın dış çapını bilmiyoruz. O nedenle bilseydik buraya değerlerimizi yazardık klavyeden. Bilmediğimiz için select düğmesine tıklıyoruz. İş parçamızın en yüksek çapının seçimini gerçekleştiriyoruz. 70 mm. Biz burada 2 mm'de kaba tornalama payı bırakıyoruz. Ve preview dediğimizde şu anda gördüğünüz gibi 2 mm'lik kaba tornalama payımızı bırakmış durumdayız. Enter düğmesine basıyoruz. Tekrar penceremize dönüyoruz. Burada ID inside diameter dediğimiz zaman da yani iç çap seçeneğini tercih ettiğimizde iş parçamızın ortasında bir delik ve benzeri bir işlemin olduğunu görüyoruz. Eğer varsa böyle bir şey bunun çapı ile ilgili değerleri giriyoruz yoksa mouse'la seçimi gerçekleştiriyoruz. Bizim iş parçamızın içi dolu olduğu için de bu seçeneği biz tercih etmiyoruz yani iptal ediyoruz. Length bölümünde iş parçamızın boyu ile ilgili uzunluk değerini biliyorsak giriyoruz. Bilmiyorsak select düğmesini tıklayarak da seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda baktığımız gibi iş parçamızın boyu 70 milimetreymiş yaklaşık. Biz bunu 85 milimetre yapıyoruz. Niye? Çünkü 15 milimetrede aynı ayaklarına bağlama payı bırakıyoruz. Base'imizi 2 milimetre yapıyoruz ve preview bölümünde parçamızı görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman alında 2 milimetrelik çapta bir karşılıklı 2 milimetrelik bir kaba tornalama ve şu kısımda iş parçasının aynı ayaklarına bağlanması için gereken mesafe. Şu anda yapmış olduğumuz düzenlemeler gayet güzel görünmektedir. Enter tuşuna basarak da tekrar penceremize geri dönüyoruz. Bu yapılan işlemler tamamlandıktan sonra OK düğmesini tıklıyoruz ve tekrar penceremize geri dönüyoruz. Eğer istiyorsak biz bu iş parçamızla ilgili, işlenişiyle ilgili biz safety zone güvenlik bölgeleri de oluşturabiliriz. Bunlar şu anda tanımlanmamış. Bunlar tezyer üzerinde tanımlanıyor. Dikdörtgen olarak, chaparral küresel olarak ya da silindirik olarak da tanımlamaları yapılabilir. OK düğmemizi tıklıyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi de iş parçamızın kaba boyutları tanımlanmış oluyor.